değişikliğine uyum konusunda yolun başındayız. Ama sıfır noktasında değiliz. Yani 100 birim varsa biz 10 birime geldik. En azından kararlıyız. Hiç olmazsa devlet mekanizmaları, bakanlıklar iklim değişikliğinin bir ciddi risk olduğunu dillendiriyorlar. Yani onlar da böyle düşünüyorlar. Bir kere bu açıdan çok olumlu görüyorum ve çok ümitliyim ben geleceğe dönük olarak. Çünkü bazı ülkelerde hala inanılmadığını biliyorum. Hatta bizim ülkemizde de dünyadaki bu konudaki tartışmalarda da görüyoruz. İklim değişikliğinin aslında bir komplo teorisi, bir proje olduğunu söyleyenler de var. Bu kesinlikle yanlış. Artık kanıtlandı ki çok anormal değişiklikler olmaya başladı son yıllarda Evet. ve şu an ekranda gördüğümüz kuraklık görüntüsü de önümüzde risk olarak duruyor. Bizim Duruyor. ülkemiz biliyorsunuz geçen hafta Sayın Bakanımız, Çevre Bakanımız iklim değişikliğiyle Türkiye'nin yol haritasını açıkladı. Evet, üstüne eklenecek şeyler yok mu? Var. Çok büyük bir konu. Ama bunun devletin en üst seviyelerinden sahip çıkıp olması bizim bir yerlerden başladığımız anlamına geliyor. Bize orkestra şefi lazım. Eğer Çevre Bakanlığımız orkestrasyonu üstlenirse ben çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Uyumun yanında bir de emisyon azaltımı da iklim değişikliğiyle mücadelenin ikinci ayağı. Biz sanayimizi daha az emisyon salacak şekilde yeniden örgütlemeliyiz. Bu da tabii ciddi ekonomik masraflar anlamına geliyor, harcamalar. Evet. Yani burada bir uyum, burada da bir uyum lazım veya Evet. bir denge lazım. Üretim süreçlerimizde karbondioksit veya sera gazı salımı olan tüm sektörlerimizde bu salımı nasıl daha azaltabileceğimizi de masaya yatırmak çok önemli. Bir yandan uyum, bir yandan azaltım. Paralel gitmek gerekiyor. Ama her şeyin en tepesine iklim değişikliği kavramını koymak bence yanlış olmalı.